Evet arkadaşlar, 24 soruda İbn-i Rüşd ve felsefesi konulu dersimize başlıyoruz. İlk sorumuz, Batı dünyasında Averroes adıyla tanınan Endülüslü İslam filozofu kimdir? Endülüs'te başka tanıdığınız filozoflar var mı? Endülüs İspanya oluyor. Kimler var mesela? İbn-i Bace ve İbn-i Tufeyl. Sosyolojide de karşınıza çıkabilecek isimler. Dolayısıyla bunları görünce de şaşırmayın. Ama İbn-i Rüşd Endülüslü bir filozof ve İspanyolca'da biraz isminin hafif değiştirilmiş şekliyle Averroes şeklinde telaffuz ediliyor ve tanınıyor arkadaşlar. Evet, Latin İbn-i Rüşdçülüğü denilen akımda da yine ismi bu şekilde anılıyor. Evet, diğer sorumuz, Gazali'nin Tehafütül Felasife adlı eserindeki tutarsızlıkları ortaya koymak ve İslam filozoflarını savunmak üzere İbn-i Rüşd tarafından yazılan eser hangisidir diye bir soru sorduk. Tehafütül Felasife Gazali'nin yazdığı kitaptı. Filozofların tutarsızlıkları idi o kitabın anlamı. İbn-i Rüşd'ünki de Tehafütül Felasife, yani Tehafütül Felasife'nin tutarsızlığı şeklindeki kitap. Burada Gazali ne yapmıştı? Filozofları eleştirmişti. İbn-i Rüşd ise bu eleştiri noktalarının hatalarını ortaya koyan bir eser yazdı ve bunun adı da Tehafütül Felasife arkadaşlar. Evet. İbn-i Rüşd'e göre ilk madde ezelde fiil halinde değil kuvve halindedir ve bir imkan olarak mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi ilk maddeye karşılık gelen bir kavramdır? Evet, ilk madde arkadaşlar, daha önce konuştuk bunu, diğer filozoflarda da vardı. Ne deniliyordu buna? İlk maddenin imkan halindeki, yani henüz ortaya çıkmamış haline ne deniliyordu? Heyula deniliyordu arkadaşlar. Evet. Diğer bir soru, aşağıdakilerden hangisi alemin yoktan yaratıldığını ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır? Ne dedik? Arapçada iki tane yaratma ile ilgili kavram vardı. Birisi halk, diğeri ibda. İbda ne demekti? Yoktan yaratma. Halk ise var olan bir şeye şekil verme anlamında bir yaratmaydı. Dolayısıyla bazı filozoflar yoktan yaratmayı kabul ettikleri için İbn-i Rüşd de burada bu kavramı kullanmış ve ibda yoktan yaratma anlamında kullanılan bir kavram olarak İbn-i Rüşd'ün felsefesinde böylelikle karşımıza çıkmış. Evet. Yine yaratılışla ilgili değişik nazariyelerden bahsetmiştik. Yani bir ibda yoktan yaratmayı savunanlar vardı. Bir kumun denilen bir teori var. Kumun teorisi veya kumun nazariyesi. Bu ne demek? Hiçbir şey yoktan yaratılmaz. Her şey bir başka şeyin içindedir. Yani bir şey başka bir şeyden yaratılır. O başkasından, o başkasından gibi. Hepsi tabii ki ezelde nereye gider? İlk maddeye, heyyulaya gider. Evet. İşte soru bu. Hangi teoriye göre hiçbir şey yoktan meydana gelmez? Aksine her şey her şeydedir yahut iç içedir. Oluş, şeylerin birbirinden çıkıp ayrılmasından, failin işlevi de şeyleri birbirinden çıkarıp ayırmaktan ibarettir. Şeklindeki teori hangi teoridir? Evet, kumun teorisi ya da kumun nazariyesi arkadaşlar. Diğer sorumuz, İslam felsefesinde tartışmaların odağında yer alan birden ancak bir çıkar ilkesi ilk defa hangi filozof tarafından dile getirilmiştir? Birden ancak bir çıkan diyen kimdi arkadaşlar? Aristo'ydu biliyorsunuz. Daha sonra işte bu sudur nazariyesinde karşımıza Farabi ile çıkacaktır. Evet. Sudur teorisini sert bir şekilde eleştiren ve bu teoriyi tam bir hurafe olarak nitelendiren
İslam filozofu kimdir? Suduru İbn-i Rüşd kabul etmiyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla sorunun cevabı da İbn-i Rüşd olacak. Kainatın düzenini sağlayan silsilevi mekanik güçleri kabul etmeyen ve bunun yerine tek bir yaratıcı güç olduğunu söyleyen İslam filozofu kimdir? Evet, yani sudur nazariyesini kabul etmediğine göre silsilevi mekanik güçleri yani birinci akıl, ikinci akıl şeklindeki yaklaşımı da doğal olarak kabul etmeyecektir İbn-i Rüşd. Dolayısıyla sorumuzun cevabı İbn-i Rüşd olacak arkadaşlar. Evet, hangi filozofa göre, yani buraya tabii nokta nokta olarak koydum ben, birden ancak bir çıkar ilkesini açıklarken, ilk fail olan Tanrı'nın fiillerinin sınırsız, mutlak ve tam yetkin olduğunu, dolayısıyla da mutlak fiilin de tek bir esere hasredilemeyeceğini ifade etmektedir. Kim bunu ifade ediyor? İbn-i Rüşd. Bak, ne diyor? Birden ancak bir çıkarı açıklarken, birden ancak bir çıkarı söyleyen Aristo. Ama bunu açıklayan İbn-i Rüşd şöyle diyor. Diyor ki, ilk fail olan Tanrı'nın fiillerinin sınırsız, mutlak ve tam yetkin olduğunu, dolayısıyla da mutlak fiilin de tek bir esere hasredilemeyeceğini ifade etmektedir. Yani bir fiil var, sonsuz. Sonsuzdan bir mi çıkar? Diyor İbn-i Rüşd. Yani dolayısıyla Tanrı'nın fiilleri zaten buna dayanarak Tanrı'nın fiillerini sürekli yaratma ile açıklayacaktır İbn-i Rüşd. Aleme gerçek anlamda kadim demenin mümkün olmadığı gibi hadis olduğunu söylemenin de veya muhdes aynı şekilde mümkün olmadığını söyleyen İslam filozofu kimdir? İbn-i Rüşd bunun açıklamasını yapmıştı hatırlarsanız. Ne diyordu? Bakış açısına göre değişir. Alem yaratılmış olma yönüyle hadistir ama kendisi kadim olan bir varlığın fiili sonucunda ortaya çıkması nedeniyle de bir yönüyle kadimdir. Dolayısıyla bu tür tartışmalar gereksiz tartışmalardır diyor İbn-i Rüşd. Diğer bir sorumuz. İbn-i Rüşd'e göre ayüstü alemde dört unsurun dışında bulunan beşinci unsur aşağıdakilerden hangisidir? Hatta ayüstü alemde oluş ve bozuluşun olmamasının nedeni de bu beşinci unsur arkadaşlar. Buna İbn-i Rüşd esir diyordu. Diğer bir soru. İbn-i Rüşd varlığın ilkelerini ortaya koyarken madde ve suretin gerçek anlamda var olabilmeleri için birleşmeleri gerektiğini söylemiştir. Bu birleşmeyi sağlayan üçüncü ilke aşağıdakilerden hangisidir? Yani madde suret birleşmesi ne demek? Heyyula halindeki maddenin bir şekil kazanması yani yaratılması demek. Öyleyse burada cevap ne olacak? Yaratıcı olacak. Yaratıcıya İbn-i Rüşd ne demişti? İlk ilke demişti. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ilk ilke olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. İbn-i Rüşd'e göre bilgiyi elde etmenin üç yolu vardır. Bunlar bürhani, cedeli ve hatabi bilgidir. Filozofa göre her eğitim düzeyine hitap eden bilgi türü farklıdır ve bu nedenle Kur'an'da bu bilgi türlerinin hepsine yer verilmiştir. Şimdi bunu daha önce konuşmuştuk biliyorsunuz Farabi'de de vardı. Bunlar felsefenin mantık bölümü arkadaşlar. Mantıkta da üç türlü bilgi vardı. Ne demiştik? Kesin bilgiye bürhan demiştik. Kesine yakın olan bilgiye cedel demiştik. Veya bunun bir diğer adı nedir? Diyalektiktir arkadaşlar. Ve zanni bilgiye de ne demiştik? Hitabet demiştik. Yani hatabi bilgi. Dolayısıyla burayla ilgili üç tane soru sordum arkadaşlar. Birincisi, kesin olan bilgi hangisidir? Veya bu tür bilgiler kime hitap eder diye sorduğumuz zaman kime hitap eder? Filozofa, bilim adamına, alime hitap eden bilgi türü nedir? Bürhandır ve asıl istenen bilgi türü de budur. Diğeri nedir? Cedeldir, ikinci sıradaki. Bu da daha önce geçmişti. Hani cedeli kelamcılar kullanır demiştik.
Kesin bilgiye yakın bilgilerdir bunlar da, ama bürhan gibi net bilgiler değildir. Diğeri ise halka yönelik hatabi bilgilerdir. Dolayısıyla her üç bilgi türü de Kur'an'da geçiyor. Ne demek? Kur'an her türlü insanların bilgi düzeyine göre insanlara hitap ediyor demektir. Aristo'nun eserlerini açıklaması nedeniyle İslam dünyasında Eşşari, Latin dünyasında ise Commentator, yorumcu lakabı ile tanınan İslam filozofu kimdir? İbn-i Rüşd arkadaşlar. Evet. İbn-i Rüşd, alemin ezeli olduğunu iddia eden filozofların aksine, onun yetkin bir yaratıcının fiili ve eseri olması bakımından ezelilik arz ettiğini ileri sürmektedir. İbn-i Rüşd bu düşüncesini hangi kavramla ifade etmektedir? Aklınızda kaldı mı arkadaşlar? Sürekli yaratma. Evet, sürekli yaratma. Yani yaratıcının fiili ve eseri olması bakımından ezelilik arz ediyor. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Sürekli yaratma fiilini kullanıyor. Zaten çokluk da, değil mi? Birden ancak çok, birden ancak bir çıkar yerine birden çok da çıkabilir demesinin altında da zaten bu düşünce yatıyor. Evet. İbn-i Rüşd'e göre üç çeşit bilgi türü vardır. Bunlar hangi üçlerdi arkadaşlar? Vahiy, duyu, akıl. Yani neyi kabul etmiyordu İbn-i Rüşd? Keşf ve ilhamı, yani sezgi gücünü bir bilgi türü olarak kabul etmemiş. Diğer bir sorumuz, İbn-i Rüşd'e göre ayrık bir cevher olmayıp insanla birlikte var olan ve heyyulani akılla ittisal halinde olan akıl hangisidir? Faal akıl. Yani ne diyordu? Faal akıl insanla birlikte vardır, ayrık bir cevher değildir. Yani Farabi ve İbn Sina'nın aksine böyle düşünüyordu. Peki niye o zaman bunu ayrık bir cevher olarak düşünmüş diğer filozoflar? Bunu da açıklamış. İnsanın ilk yetkinliği sayılan heyulani aklı kuvve halinden fiil haline çıkardığı için ayrı bir şey sanılmıştır demiş İbn Rüşd. Evet. Diğer bir sorumuz, İbn-i Rüşd'e göre akıl yoluyla elde edilen bilgiler dinin verdiği bilgiyle çelişirse bu durumda dini bilginin dil ve edebiyat kurallarına göre yeniden yorumlanması gerekir. İbn-i Rüşd bu durumu hangi kavramla ifade etmektedir? Arkadaşlar bu kavram tevil kavramıdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit ayet vardır. Kur'an-ı Kerim'de de bu ifade edilir. Bu ayetlerden bir bölümüne muhkem denilir. Muhkem demek, anlamı anlaşılabilen ayetler demek. Diğer ayetleri ise müteşabih denilir. Müteşabih demek, zahiri anlamının dışında batini anlamlar da, yani gizli anlamlar da taşıyan ayetler demektir. İşte bu tür ayetler tevhile muhtaçtır. Yani ne yapılması gerekir? Akılla yorumlanması gerekir. Çünkü normal lafzından manası anlaşılmaz. İbn-i Rüşd ne diyor? Bu tür ayetlerin mutlaka tevil edilmesi gerekir. Ama kim tarafından? İşin ehli tarafından. Ve bu tevilin de halka anlatılmaması gerektiğini söylüyor İbn-i Rüşd. Niye? İnsanlar bunu anlamazlar. Bu sefer dini anlamamış olurlar. Dolayısıyla ama alimler için, din bilginleri için bu ayetleri de yorumlamak nedir? Gereklidir. İbn-i Rüşd'e göre Kur'an'da yer alan ve zahir anlamının yanında batini anlamlar da taşıdıkları için akılla yorumlanmaya muhtaç olan ayetlere ne ad verilir? Az önce söyledim, kaldı mı aklınızda? Müteşabihti bu. Müteşabih. Kur'an'da arkadaşlar Ali İmran suresinde kalbinde hastalık olanlar müteşabih ayetlere tabi olurlar diyor. Kalbinde hastalık olan ne demek? Dini konularda tereddüdü var.
bir ayette de aklına yatmayan bir şey görünce hemen ne yapıyor? Ya bak işte bu ayette böyle söylüyor, olur mu böyle bir şey diye. İşte İbn-i Rüşd diyor ki bu tür ayetler akılla tevil edilmeye muhtaçtır diyor. Evet. Pekala. Tabii bununla ilgili bir soru daha var. Tam tersi olan soru. Ayetin anlamı yoruma ihtiyaç duymayacak şekilde açıksa bu tür ayetlere de nasıl ayetler deniliyor? Muhkem. Evet. Muhkem biliyorsunuz Türkçe'de de kullanılan bir kelimedir. Sağlam anlamındadır. Muhkem. Evet. Diğer sorumuz, İbn-i Rüşd felsefesinde kuvve halindeki ilk maddenin yani heyyula'nın fiil alanına çıkarak bir mahiyet kazanması durumu hangi kavramla ifade edilmektedir? Yani heyyula'nın ortaya çıkması ne demek? Oraya iki madde yazmıştım hatırlarsanız. Madde, suret. Yani suret haline çıkması demek. Şekil kazanması yani. Günümüz Türkçesiyle. Diğer bir sorumuz, aşağıdaki filozoflardan hangisi akli yetkinlik olan faal akılla ittisalin inziva ile değil, öğrenim ve nazari araştırmalar ile elde edilebileceğini söylemektedir? Kim? İbn-i Rüşd. Demek ki İbn-i Rüşd'e göre bilgi, işte inziva ile, sezgi ile, keşf ile, ilhamla öğrenilmiyor. Ne olması gerekiyor? Şu sıralarda oturup bu bilginin öğrenilmesi gerekiyor İbn-i Rüşd'e göre. Çünkü niye? Çünkü faal akıl zaten bedende olan bir şey. Dolayısıyla bu bilgiyi sizin üretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğer sorumuz, felsefe ve din ilişkisini ele alan İbn-i Rüşd'e göre din düşünmeyi emrederken hem akıl yoluyla hem de vahiy yoluyla düşünüp değerlendirmeyi istemektedir. Dinin davet ettiği düşünmeyi önceleyen bu bakış tarzı kesin bilginin elde edilmesi noktasında mantık yöntemleri arasında öncelikle hangisine işaret eder? Hangi yöntem arkadaşlar? Kesin bilginin emredilmesi hangi mantık yöntemine işaret eder? Kesin olan hangisiydi kesin bilgi? Mantıkta kıyastan elde edilen üç türlü bilgi vardı. Bir tanesi dedik ki zannî bilgi, hitabet veya hatabî bilgi de denir buna. Diğeri neydi? Kesine yakın olan bilgi, cedel veya diyalektik dediğimiz şeydi. Kesin bilgi neydi? Bürhan. Değil mi? Evet. Demek ki İbn-i Rüşd'e göre din neyi emreder? Bürhan'ı emreder, kesin bilgiyi emreder. Evet arkadaşlar, böylelikle 24 soruyu tamamlamış olduk.